Herkese selamlar dostlar. 7 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelemiz var. Her maçın zaten ideal bir tercihini yapacağız. Bazı maçlara yüksek oranlı ve skor beklentilerimi de belirteceğim. Öncelikle bu videoda biraz farklı bir şey yapalım. Ekrana gelsin. Sizlerden ricam bu videoda bir skor yarışması yok. Herhangi bir yarışma yok. Sadece günün kombinini veya bugün yani 7 Eylül gününde en güvendiğiniz mücadeleyi Açıklaması ile birlikte yoruma yazmanız. Açıklaması ile yoruma yazmanızı şundan dolayı istiyorum. Hep birlikte orada birbirlerinizin fikirlerini almanızı istiyorum. Benim zaten kendi düşüncelerimi videoda anlatıyorum. Fakat sizin düşüncelerinizle açıklaması ile birlikte mantıklı bir şekilde yorumlara yazmanızı isterim. Orada bir beyin fırtınası yapalım, fikir alışverişi yapalım. Ben de zaten hepsini okuyorum bildiğiniz üzere. Yapılan her yorumu kalpte bırakıyorum, yorumla yapıyorum. Sizlerden ricam en güvendiğiniz maçı veya günün kombinini açıklamasıyla birlikte yorumları yazmanız ve birbirimize burada bir fayda sağlayabilecek miyiz görelim hep birlikte. Geçtim bunu. Pazartesi günü için herhangi bir video çekmedim. Maçlar biraz sıkıntılıydı. 4 tane maç yazısı yazdım bunlardan. Bir tanesi Galatasaray mücadelesiydi. Maç sonu 1 kazanmasını bekliyordum. Ve alternatif tercih yaptım. En çok korner ilk bir 1 olaraktan da güzel oranı vardı. 1.60 bandında bir oranı vardı. Başarılı oldu. Artus mücadelesi vardı. KG var olarak değerlendirdim. İlk yerden geldi o mücadelede. Salernitana mücadelesini de yazıyla yaptım. KG var olarak değerlendirdim. O da başarılı oldu. Torino mücadelesinde de 2 birlik skora göre Torino kazanır yazdım. Buraya da yani riske git, şeye gittim. Risk yazdım hatta ideal yazmadım. 2-3 gol yazdım. O da gelse muazzam olacaktı. Full olarak kapatacaktık. Pazartesi katılım butonu yazıları bu şekildeydi arkadaşlar. Bu şekilde her türlü hizmet vermeye devam ediyoruz. Ben bir tane canlı verdim sadece bakın. Başka hiç canlı vermedim. Bu sadece Galatasaray maçını seyrettim. Bir tane de canlı verdim. Onda da ne verdim? Galatasaray'ın atacağı bir golü, iki golü, bir elli gibi orandan verdim. Hatta yazdım ki altına. İlk yarı gole gireceğim. Dakika 20 oldu. Nesine de hala bir 28 ya. Dedim hatta böyle olmaz dedim ya. Yani. Nesine böyle habire bazı maçlarda eli kolu cidden bağlıyor. Oranları yükseltmiyor. Dakika 20 oldu. 1.28 ne demek ilk, ilk, yarı gole. Sanki bodo maç oynanıyor yazdım hatta altına da. Güven olarak da 10 üzerinden 6.5 yaptım. Ya şimdi bu maç geldi de son dakikalarda geldi. Daha erken gelebilirdi. Pozisyonlar oldu. Abdülkerim'e verilen o ikinci sarı kart ne kadar doğru? Bir soru işareti. Hatta ben Instagram o, o Pozisyonu videosunu attım, anket yaptım. %70 yanlış karar olarak çıktı. Sizlerin fikirleri orada. Çoğunluk zaten takip ediyorsunuz. Tek canlımız geldi de yani daha erken gelebilirdi. Yaşar Kemal biraz orada eğyambcılık yaptığını da belirtelim. Her zaten hiç hakem iyi değil Türkiye'de. Onu da belirtelim. Elhasıl herkesin gönlü olsun. Geçtim. 6 tane mücadelemiz var. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Ben burada elinden geleni yapıyorum. Gerisi sağdaki eşeklere kalmıştır. Her zaman söylüyorum. Ajax Rangers maçıyla başlayalım. Şimdi Ajax burada Rangers'ı yenebilir. Bak Rangers'ın maçı vardı Celtic'le daha bu hafta sonu mücadelesi. O maçta yani Rangers çok bir faaliyet gösteremedi veya çok net gol pozisyonuna giremedi. Ki o maçta da zaten Celtic'in atacağı iki gole doğru yönelmiştik orada. taraf tercihi, gol tercihine gidecek olanlara. Şimdi Ajax da burada oynayacak. Ajax 3 kaybetti mi? Kaybetti. Anthony gitti mesela. Önemli. Ama ilk 11'i sağlam. Sağda muhtemelen Tadic oynayacaktır. Solda da Bergwijn'i aldılar zaten. Bergwijn ileride de zaten kendi altyapılarından çıkma diye biliyorum. Broby diye bir oyuncu var, siyahi. Hatta gitti geldi. Dortmund'a mı Frankfurt'a bir yere transfer oldu bu eleman. Sonradan tekrar kiralıktı daha doğrusu transfer oldu değil kiralıktı. Arkada Bergus, Klassen, Alvarez gibi isimlerle birlikte. Ajax'ın ilk 11'i zaten güzel. Rangers o eski gücünde değil. Ben burada Ajax tarafına gideceğim. İdeal bir tercihim var. ya Maç tempo olacaktır fakat Rangers tarafı gol atar mı bilmiyorum. Ben 2-0 veya 3-0 banına bir Ajax kazanır diye düşünüyorum ben. 1 ve 1-3 küstü buradan 1-4 gibi orandan idealden değerlendirme altına alabiliriz diye düşünüyorum. Ajax bence kendi evinde burada hata yapmayacaktır. Genel gruba baktığımız zaman da zor bir grup var. Burada bu tür maçlarda hata yapması kaldırmaz yani bu hataları. 1 ve 1-3 idealdir. Bir de yüksek oranı ile birlikte şunu önermek istiyorum. Toplam gol aralığı arkadaşlar 2-3 gol bandında kalabilir. Bunun da oranı 1.98 gibi oranı var. Dediğim gibi Rangers tarafından gol beklemiyorum. 2-0 veya 3-0'lık bir Ajax galibiyeti gelebilir. Frankfurt'la Lisbon mücadelesi. ilginç bir istatistik var onu vereyim ben sizlere. Kaç yılından beri bilmiyorum ama Alman takımları ve Portekiz takımları arasında oynanan son 12 maçın 8 tanesi KG olmuş. Bu istatistikler sadece istatistiktir. Ben öyle olarak söylüyorum. Bunlara göre iddia oynanmaz zaten. Takımların son durumlarına göre oynanır. Her zaman söylüyorum. Tabi onların da etkisi her zaman vardır. Frankfurt yavaştan bir şahlandı. Son mücadelesinde 4-0'lık galip geldi. O maçta gerçekten iyi oynadı. Daha doğrusu Leipzig sahada yoktu o maçta. Frankfurt da iyi oynayaraktan kazanmasını bildi. Yüksek skorla birlikte. Ondan önce de bir Werder Bremen gollü bir galip geldi. Şimdi Frankfurt da Lisbon'a karşı nasıl oynayacak? Şimdi birbirine denk takımlar diyebiliriz. Kalite anlamda birbirine denk olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Lisbon biraz daha öne çıkabilir belki. Almanlar burada kendi evinde baskılı oynayacaktır. Gol bulmak isteyecekler ve yenmek isteyecektir. Geçen sene zaten neler yaptığını birlikte gördük Frankfurt'un. Zaten UEFA'yı aldılar sanırım. Öyle yanlış hatırlamıyorsam. Rangers'ton oynadıkları maçtı sanırım. Burada yine kendi evlerinde gol hücum oynayacaklardır. Gol bulmasını bekliyorum ben burada. Zaten Frankfurt golünü sizler de yazmışsınız. Önemli olan burada Lizbon gol at gol, at gol atabilir mi? Onu bilmek lazım. Şimdi Lisbon transfer süreci hala sürüyor. Geçen gün bahsetmiştim teknik direktör transfer istediğinden. Lisbon'un kadrosu da aslında çok kötü bir kadrosu yok. Özellikle Pedro Gonçalves çok iyi bir oyuncu. Hatta onun transferi 2 yıla kalmaz büyük bir takım kapar Lisbon'dan o mücadeleyi. Aynı şekilde Trincao var. Wolves'ta neler yaptığını gördük zaten. Portekizli. O da aynı şekilde hücum hattında iyi. Sağlarda Porro ile Santos birlikte onlar da gelebilir. Frank tüklendikçe Lisbon'la arkada bence pozisyon bulabilir ki zaten denk bir oyun bekliyorum yani. Lisbon burada zaten 3-4-3 olarak oynuyor. Hücumu da ön plana çıkıyor. Özellikle kanat bekleri hem ileri hem geri geldiğinden dolayı bir KG var tercihi burada. Değerlendirme altına alınabilir. 1.42 gibi orandan öneririm. Bir yüksek oran yazmış mıyım? Hemen bakıyorum. 1-1 skor yazmışım arkadaşlar. 1-1'lik bir skor beklentisi olduğunda yazmışım. KG vardı. Buradan zaten idealden çıkartabiliriz. Napoli-Liverpool mücadelesi. Yine güzel bir karşılaşma. Şimdi Liverpool son dönemlerde sallansız olduğunu söyleyebilir Fakat şu Everton mücadelesinde... Maçı izledim. Erken seans mücadelesi. Patlama ihtimali her zaman var erken seansını. Hep söylüyorum. Herhangi bir açıklaması yok. Patlayabiliyor erken seansları. 3 tane mi 4 tane mi direkten dönen topları var. Özellikle son dakikalarda salağın direkten dönen bir topu var. Yani tam gol olarak sevindik. Canlı olarak vermiştik. Masur 2 olaraktan o mücadeleyi 0-0 bitti. Tam sevindik. Gol girmedi maalesef. direkten döndü. Pickford çıkardı falan bir şeyler oldu. Napoli bu sezon gerçekten iyi. Yaptığı bir tane transfer var. Batumi'den Kravacelya. Kravacelya. Aynen doğru okuyorum. Ee, yani inanılmaz oynuyor. Hem adam eksiltebiliyor. Hem sol kanatta ile birlikte ve hava toplarında da hakimiyeti çok yüksek. Yaşı da zaten iyi. Napoli'ye çok fazla katkı sağlıyor. Özellikle ilk maçlarda 5 maçta 4 gol mü ne attı zaten. Asisi de var sanırım. Burada Napoli tarafından da gol bekliyorum. Liverpool tarafı da atacaktır. İdealden tek tercih. Yine burada bir gollü bir maç bekledim. Ben dolayı bir KG var aldım. Bunun oranı 1.42 değerlendirecektir. Önerimdir. Diğer mücadelem barcelona Victoria pilsen mücadelesi. maç hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Ben direkt skor beklentimi söyleyeyim arkadaşlar. 5-0'lık bir Barcelona galibiyeti çıkabilir. Barcelona zaten handikapı yok. En az 3 farklı handikapına 1.42 oran açmışlar. Yani dediğim 5-0'lık bir skor bekleniyor. Ben de yani 4-0-5-0 ayarında geçebilir. Bu maça vereceğimiz tercih ev sahibi her iki yarıyı kazanır. Diğer türlü bir oran bulamazsınız zaten. Bu mücadelede onu da bir şurada bulabilirsek. Şu diğer kısmında ya. Ev sahibi iki yarıyı kazanır. Onun da oranı 1.58 bandı oranı vardı. 1.46'ya kadar düştü bilginize. Geçtim bunu Inter Bayern Münih mücadelesi. Gollü geçmesi muhtemel maçlar. Zaten Bayern Münih yani Bayern Münih abi defans mı yapacak deplasmanda? Inter de kendi evinde yenebilir mi? Zor. Inter'in yenmesi gerçekten zor. Maçın normal beklentisi 2-1'lik bir Bayern Münih galibiyeti. Üste baktığımız zaman burada 1.30 oran açmışlar. 1.32 üst alınmaz. Burada daha ideal tercih ne yapabiliriz diye baktığım zaman da Inter'de kendi evinde biraz daha yüklenmek isteyecek, isteyecektir mutlaka. Ara ara risk de alacaktır. O riskle birlikte Bayern Münih cezalandırabilir. Cezalandırmasa bile Inter geride beklese bile Bayern Münih yine cezalandırabilir. Bayern Münih'tir de bu. Deplasman'ın atacağı 2 gol idealdir bence burada. 1.45 bandında bir oranı var. Oran değişmedi. 1.45 oranı var hala. Değerlendirecektir. Bol şanslar. Ayrıca bir de ben bir ekstra bir öneri yapmak istiyorum. Korner mücadelesi olabilir. İlk yarı 4.5 korner oranı 1.82. Yüksek orandan bunu da bir değerlendirme yapılabilir. Hemen notlarımı almayı unutmuşum onu. İlk yarı 4.5 korner. Aldım. Geçtim bunu da. Tottenham'la Marsilya mücadelesi. Tottenham kendi evinde oynayacak ve ben Tottenham'ı ne zamandır Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını hatırlamıyorum. Uzun zamandır oynamıyor sanırım. Bir Konferans Ligi'nde oynuyor, bir UEFA'da oynuyor. Özellikle 2 yıldır Konferans Ligi'nde oynuyor sanırım Tottenham. Conte ile birlikte iyi işler çıkartan bir Tottenham takım var. Takım da iyi. Ama ara ara böyle bir Tottenham duruyor, geri çekiliyor falan. Premier Lig'de tam onu anlayamadım ama kadrosu gerçekten iyi. Bu sezon iş yapabilecek bir toplum var. Zaten ligde de namalup giden bir toplum var. Marsilya'da Tudor'la oyuncular arası gergindi. Fakat ya Vurakra onlar da ligde ilerliyor. İnanılmaz bir performansla birlikte. Sanırım oyuncular arası belki çözülmüştür. Tam akıbeti ne oldu bilmiyorum fakat burada bir Tottenham tarafındayız. Tottenham tarafına da nasıl gideceğiz? Tottenham'ın atacağı 2 gol baskıyla birlikte kendi evinde İngiltere'de üstün gelmek isteyecektir. Marsilya'dan burada 0 veya 1 gol. Hatta maçın doğru bek doğrudan beklentisi 2 birlik bir Tottenham olduğundan dolayı ben burada Marsilya'nın golü ne yere evinde olan Tottenham'a İngiltere'de oynayacak. Taraftar önünde ve ne zamandır Şampiyonlar Ligi'nde olmayan Tottenham'a ev sahibi 1.5 üstü değerlendirmenizi öneririm. Dediğim gibi 6 maç anlattım. İdeali yüksek oranı değerlendirecek herkese bol şanslar. Herhangi bir kombin yapmadım. Dediğim gibi sizden ricamızdır. Günün kombinini veya en güvendiğiniz maçı açıklaması ile birlikte yorumlara yazmanızdır. Orada bir beyin fırtınası yapalım. Fikir alışverişi yapalım. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışsın bakalım. Böyle bir ortam yaratmayı düşündüm. Değerlendirecekler. bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.